Vargas da olabilir. İki açık da oynuyor, ortada oynuyor. Çemberliğin ortada daha çok oynuyor. Cuma dönük oynuyor. Ve de Pereira vardı. Bu tip oyunculardan biri ama hep tek olursa da sıkıntı yaşar bize. Çünkü orada bizim 3 tane oyuncumuz var. Biz de şu anda iyi oynayan. Ama o tip oyuncu değil. Geçen sene Alex Maxim'i de aldık da aynı şey oldu. Olmadı kenarda da oynatabilirim diyorum. Çünkü bizim paramız çok değerli ya. Vallahi çok değerli. Ona göre kullanacağız. Ön tarafla ilgili sayı ve kalite olarak şu anda istenilen seviyede değiliz. Çünkü zaten elimizde Mulaka ile şey var. Abubakar var. Yani Cenk de yok, Gezal da yok. Başka da alternatif yok. Onun için transferi söyledik yani. Şimdi ilk geldiğim zaman ben Beşiktaş'a burada. Zaten Beşiktaş çok gol yiyordu. Burada da toplantıda söyledim. Beşiktaş gol yiyor yani. Hücumda bir sorunu yok. Çok gol atıyor, çok gol yiyor. Biz bu sefer savunmaya döndük. Savunmaya dönerken bu sefer hücumda sıkıntı oldu. Vegas gitti, Cenk geldi ama işte bu değişiklikten kaynaklanan bugün için itibariyle baktım hücumda sorunumuz var. Ama oyun tarzı olarak da hücumda olmak istiyoruz ama bunu da gol atmak için oraya da özel oyuncu. Çünkü hücumda gol atmak için özel oyunculara gerekir. Golcülük başka bir şeydir. Hücum etmek sayısal fazla olur ama bazen gol atamazsanız geride de zaaf verirsiniz. Biz savunmada da aynı oyunculara daha çok performans aldık. Buna Saiz de dahil. Ki benden önce Saiz vardı galiba. İşte Masuaku vardı, Rosia vardı. Beşiktaş'ın gol yediği sayı belli. Onu ben yoktum o zaman. Benim, yani bir sevgisizlik diye bir şey yoktu yani. Sevim oynamayla ilgili bir şey yoktu. Üç oyuncu da verimsizdi. Ama şu gün itibariyle baktığın zaman ligin sonunda Rosia da, Saiz de Masuaku da daha iyi durumda. Ama Saiz gitti. Diğer iki oyuncu da memnunum. Hiç de konu gündeme gelmiyor. Ne kadar güzel. Yani sorun böyle çözülmüş oluyor. Oyuncu iyi çalışıyorsa, biz de görev veriyorsak, tarafta da memnunsa, taraftarın sevdiği, beğendiği bir takım yapmak istiyoruz. Bunu yapan da başımızın üstünde yeri var diyor. Ha bunu o dediğimiz hanımefendinin spekülasyon yapanları varsa, kafalarında hesap varsa onlara alet olmayalım diyorum. Stoper'de de şu anda Omer Koley var, Amati geldi, Necip var, Berkay var. Onları düşünüyorum şu anda eldeki bir de Montero var. Montero ile konuştuğum için kendisiyle onun da haklı tarafları var. Bizim de haklı taraflarımız var. Çünkü o beklediğimizin üstünde olsun istiyoruz ama katılıyorum kampta da en iyi çalışanlar gitmesini bildiği halde iyi çalışan kalması mecbur olan ve mukavele olan adam idmana çıkmazken gitmesi %100 olan adamın çalıştığı bir durumu sadece Türk futbolu değil UEFA FIFA da bilmeli bir çözüm aramalı buna. Artık futbolcular haklarını korurken kulüplerin ve seyircinin hakları elden giriyor. Oyuncular istediği gibi at koşturmaması gibi. Bunu kullandığımız zaman kişiler zorunda. Bunu kampta da söyledim. Halil üzerinden kullandılar. Bir oyuncu bir takıma gelmek istiyor, gelir. İstemiyorsa gelmez. Hiç önemli değil. Biz de gitmek istiyor, gider. Yolları bellidir. Çok basit. Bize mesela geliyor oyuncu, ben kiralık gitmek istiyorum. Tamam oğlum gidebilirsin. Git kulüple konuş. Ne? 1 milyon istiyor. Veremem. O zaman gidemezsin. Basit ya. Oynamak istiyorsun. Gel oyna. Geç oyuncu oyna. İyi oynarsan seni kim tutuyor burada? Yani şimdi takımda iyi oynayan bir oyuncu, yani ben oynatmadım. Siz bağırırsınız ki niye oynatmıyorsunuz diye. Herkes bağırır. Oyuncu bağırır. Kendisi bağırırdı. Yani daha doğrusu ses getirir bağırma dedim. O manada söyledim. Onun için ben onlara katılmıyorum. Şu anda bizim öyle bir sorunumuz yok. Oyuncu kadrosu olarak da bir sıkıntımız olacağını düşünmüyorum. Ya, istediğimiz oyuncuları aldığımızda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ama eldekilerin performansların iyi gitmesi beni mutlu ediyor. Demek ki çalışmadan karşılığını alıyoruz. Ha bunu daha kaliteli nasıl hale getiririz? Hazır oyuncu alıp marka oyuncu alıp katabiliriz. Ama bazen aldıklarınız oyuncu katkı yapmayabilir. Beşiktaş bunu gördü. Yani aldık hiç çıkmadı. Aldık iyi çıktı. Biz şimdi onun için alırken de buna dikkat ediyoruz. İşte Lianco sakatlığı ile ilgili oldu. Bir başkası eşiyle ilgili oldu. Bir başkası kulübü vermiyor. Yönetim de görüşüyor zaten onlarla ilgili. Kiralık mesela işte kim vardı? Aydın Asiç vardı. Emirhan vardı. Yetenekti ama mesela şu anda bizde geçen seneye göre bu sezon başında çalışma olarak sezon sonunda bizle beraber de Ege iyiye gidiyor. Berkay'ı stoperde onun da gitgelleri var şu anda kafasında rahat olması gerekiyor. Onu biraz daha mental olarak güçlendirebilsek o olur. Bir de Semih. Üç oyuncu da daha olumlu görünüyor. İşte diğer elimizde kalan oyuncular var zaten. Onlar da biliyorsunuz geçen sene kalan ama öyle genç olup da gidip de gelip de ya biz bunu devam edelim. Yani şu anda boşluk var. Oynaması gerekir. Onu görmedim antrenmanda maçta tam olarak. Çalışıyorlar. Bir sorun yok. Ama daha üstte. Çünkü biz yarışacağız yani. Yani benim santraforum Abubakar Cenk'e geçecek. Semih bunu zorlayacak. Veya açıkta oynayacak. Başka şansımız yok.
veya oyuncu alacağız. Bu kadar basit yani. O tabii oynayıcısı var ama ondan daha iyi oyuncu var şu anda. Abubakar ondan daha iyi şu anda. Yani onun için yedek kalacaksa gelsin. Alırız yani. Ben Abubakar'dan. O da kendi de aynı şeyi söylüyor zaten. Abubakar varken ben hiç soyunmayayım dedi. Ama iyi yani oynayabilir. İşte 15-20 dakika 30 dakika oynar ama yok. Şimdi hoca olan adamı oyuncu olarak oynatamayız. Öyle bir şey yok. Onu yapanlar var. Oyuncular hoca yapıyorlar. Kağıda tutuyorlar bazen. Yok şu anda ama memnunum. İyi çalışıyor. Teknik heyetin hepsi. Yani olağanüstü çalışıyor. İnanın bana 8'de başlıyorsa akşam orada kampta 10-11'e kadar şey hep çalışma yap. Şimdi de aynı şekilde iyi çalışıyorlar. Orada bir sorunumuz yok. Oyuncuların da iyi niyetli olduğunu zaten gördü. Herkes açık açık görüyordu. Onlar hep güzel, iyi. Ama onlar da yetmez. Çalışmak işin bir tarafı, beceri, yetenek, mental düşünce, birlikte, işte bu taraftarla bütünleşme. Yani yarın maçımız var. Başka kafamızda bunları anlattım, bilgi olsun diye sakın karıştırmayın. Yarınki gündemimiz, biz tren takıma karşı olağanüstü futbol oynamak için enerjimizi sahaya vereceğiz. Taraftarın da takıma desteklenmesi, onun dışında başka bir işimiz yok. O sahaya yarın sadece futbol oynayıp kazanmak için geliyoruz. Seyircinin o olumlu enerjisini sahada görmek istiyoruz taraftarım. Ve oyuncunun da buna karşılık vermesini bekliyorum. Maç bittiği zaman beraber mutlu ayrılalım. Başka aklımızda başka bir şey yok.